Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere memleketimin yani Erzurum'un meşhur kadayıf dolması tarifini hazırladım. Yapımı oldukça kolaydı. Sadece uyulması gereken birkaç püf noktası var. Onları da birlikte göreceğiz. Tatlımızın yapımına öncelikle şerbeti hazırlayarak başlayalım. Toz şeker ve suyu uygun bir tencerenin içerisine alıp şeker eriyinceye kadar karıştıralım. Şerbet hazırlarken dikkat etmeniz gereken en önemli püf noktalarından bir tanesi de kaynamaya başlamadan önce mutlaka şekerin erimesi gerekiyor. Şeker erimeden kaynarsa şerbetiniz kristalleşebilir. Kaynamaya başladıktan sonra yarım dilim limon ekleyip 15-20 dakika daha kaynatıp şerbetin altını kapatalım. Şerbetin yoğun bir kıvamda olması gerekiyor arkadaşlar. Yoğun ve soğuk olacak şerbetimiz. Şerbeti hazırladıktan sonra artık kadayıflarımızı sarmaya geçebiliriz. Kullanacağınız miktarda kadayıfı tezgahın üzerine alın. Geri kalanını mutlaka poşetin içerisine koyun ki kurumasın. Eğer ki kurursa sarmakta zorlanırsınız. Çünkü kadayıflar kırılabilir. Kadayıf dolmalarını hazırladıktan sonra yumurtaya bulamadan derin dondurucuya atıp uzun süre muhafaza edebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra istediğiniz zaman istediğiniz miktarda çıkarıp yumurtaya bulayıp kızartabilirsiniz. Kadayıf dolması yapacaksanız öncelikle kullandığınız kadayıfın tazecik, yumuşacık ve ince telli olmasına çok dikkat edin. Bu şekilde olursa yaptığınız kadayıf dolmaları da daha lezzetli olur. Görüntü olarak da daha güzel görünür. Bir de kadayıfları sararken çok sıkı sarmayın arkadaşlar ki içerisine yumurta işlesin ve daha güzel pişsin. Bu şekilde bir miktar kadayıfı elinize alıp düzleştirin. İçerisine ceviz ekleyin. Ben cevizleri rondodan geçirmedim. Tane olarak bu şekilde kullanıyorum. Hem sarması daha kolay oluyor hem de daha lezzetli oluyor bana göre. Bu şekilde dilediğiniz miktarda, dilediğiniz kadar ceviz kullanıp hazırlayabilirsiniz. Ben 250 gram kadayıf kullandım bugün. Yalnız hepsini kızartmadım. Bir kısmını derin dondurucuya attım. Daha sonra kızartacağım. Dediğim gibi sizler de derin dondurucuya atıp daha sonra çıkarıp istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Kadayıf dolmasının hazırlaması çok kolay arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece kadayıfları düzleştirip içerisine ceviz koyup sarıyoruz. Ve derin dondurucuya atılıyor olması da çok güzel. İstediğiniz zaman istediğiniz kadarını çıkarıp kızartabilirsiniz. Şerbeti de yine aynı şekilde hazırladıktan sonra buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Dilediğiniz zaman çıkarıp kullanabilirsiniz. Böyle de bir güzelliği var. Kadayıfları dilediğiniz büyüklükte, dilediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde minik minik porsiyonluk alarak hazırlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi bir miktar kadayıfı elime alıp düzleştiriyorum. İçerisine birkaç parça ceviz koyup çok sıkı olmayacak şekilde sarıyorum. Kenarlardan sarkan kadayıf parçaları çok önemli değil arkadaşlar. Yumurtaya buladığımız zaman bunlar zaten yapışacak, düz bir şekilde olacak. Bu şekilde tezgahın üzerine bir miktar kadayıf alıp düzleştirin. İçerisine ceviz koyup sarın. Dediğim gibi çok fazla sıkı sarmayın. İçerisine yumurtalar işlesin ve daha güzel pişsin diye. Düzgün bir şekilde kenarlarını da toparlayarak bu şekilde sarabilirsiniz. Kadayıfları çok önceden kızartmayın arkadaşlar. Servis yapmadan bir yarım saat, bir saat öncesinden kızartırsanız daha güzel olur. Çünkü kadayıflar bekledikçe yumuşayacaktır. Çıtır çıtır daha lezzetli olsun istiyorsanız en fazla bir saat öncesinden kızartın. Hatta yarım saat öncesinden kızartırsanız çok daha güzel olur. Kadayıfları bulamak için 2 tane yumurta kullandım. Dediğim gibi ben sardığım bütün kadayıfları kullanmadım arkadaşlar. Sadece bir kısmını kızartacağım. Bunun içinde 2 yumurta ve yarım çay bardağı su ekledim. Yumurtanın içerisine su eklememin sebebi hem bir miktar yumurta kokusunu önlüyor hem de kadayıflar daha güzel, çıtır çıtır ve daha lezzetli oluyor. Daha önce sütle de denedim arkadaşlar. Ancak sütle aynı sonuca ulaşamadım. Bu yüzden sizlerin de mutlaka su eklemenizi tavsiye ederim. Orijinalinde yumurtanın içerisine su eklenmez arkadaşlar. Sadece yumurta çırpılarak yapılır. Ancak ben tecrübe ettim. Bu şekilde daha çok hoşuma gittiği için böyle yapıyorum. Sizler de dilerseniz benim yaptığım gibi bir miktar su ekleyebilirsiniz. Dilerseniz de sadece yumurtayla kızartabilirsiniz. Kadayıfları yumurtanın içerisine batırıp birkaç saniye bekletin. Yumurtadan çıkarıp bir tabağın içerisine alın.
kızarmaya başlamadan önce bu şekilde tabağın içerisinde biriktirin kadayıfları. Gördüğünüz gibi görüntüsü de şekli de gayet güzel oldu. Kadayıfları kızgın yağda kızartacağız arkadaşlar. Yağın çok iyi kızmış olması gerekiyor. Ve yumurtalı karışıma batırdığımız için yağ daha sonra köpürüp taşma ihtimali olduğu için alçak bir tencerede veya tavada kızartmamanızı tavsiye ederim. Bu şekilde yüksek bir tencere kullanırsanız daha iyi olur. Kızgın yağ atacağız ancak çok yüksek harlı ateşte kızartmayacağız arkadaşlar. Orta ateşte yavaş yavaş ağır ağır içini çeke çeke kızarırsa daha güzel, daha lezzetli olur. Evet, kadayıflarım pişti, nar gibi kızardı. Hemen yağın içerisinden alıp soğuk şerbetin içine atıyorum. 3-4 dakika şerbetin içerisinde kalması yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar, yüksek bir tencere kullanın dememin sebebi işte tam da bu yüzden. Yağ daha çok kızdığı zaman daha çok köpürüyor. Eğer ki tavada veya alçak bir tencerede kızartıyor olsaydım şu an yağ olduğu gibi ocağın içerisine akacaktı. Kadayıfları şerbetin içerisine attıktan sonra bu şekilde çevirip alt üst edip her tarafının eşit bir şekilde şerbete bulanmasını sağlayalım. Dediğim gibi 3-4 dakika beklemesi yeterli olacaktır. Kadayıfları kızarttıktan sonra çok fazla bekletmeden yarım saat içerisinde servis yapabilirsiniz. Erzurumlu olup kadayıf dolması yapmamak olmaz tabii ki. Ben de sık sık yaparım. Bugün de sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuşumdur. Daha geniş kitlelere ulaşabilmek, sizlere daha fazla tarif sunabilmek için videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.